20 yıl içerisinde 49 hayat kadını katledip Kanada'nın en büyük, en psikopat seri katillerinden biri olarak tarihe geçen manyak, kendisini diğer seri katillerden ayıran en büyük özelliği, öldürdüğü kadınların cesetlerini diğer psikopatlar gibi gömüp veya bir kenara saklayıp yok etmiyordu. Kıyma makinesinden geçirdiği kadınları domuzlarına veriyordu. Kendisine bu yüzden domuz çiftliği katili lakabı verildi. Tartışmasız dünyada tüm zamanların en çok tanınan seri katili, Amerikalı sosyopat manyak Bundy, 1961-1978 yılları arasında kurbanlarını kesip, sayısı bilinmese de 36'ya yakın kadını öldürüp tecavüz eden manyak, gerçek anlamda seri katil olarak tanımlanan ilk insandı. Akıllı, sevimli ve düzgün görüntüsüyle yaklaştığı kurbanlarını tecavüz ettikten sonra öldüren, akabinde sonra tekrardan tecavüz eden sosyopat, cesetlerden kurtulmak için çoğu zaman vahşi hayvanların parçalayabileceği tenha bir şehir dışı yerlerini seçiyordu. 1980-1981 yılları arasında Vancouver'da yaşları 9 ile 18 arası 11 genci katledip farklı farklı yerleri gömen seri katil, belki de listemizin en manyak adamı. Kurbanlarına tecavüz edip boğarak öldüren psikopat herif, yakalandıktan sonra yerlerini söylemek için yetkililerden 100 bin dolar istedi. Sosyopat, paranın karısı ve çocuklarına 1200 dolarlık bir maaş olarak bağlanmasını sağladı. 1984-1985 yıllar arasında 14 kişi öldürmekten tutuklanan, tarihteki en soğukkanlı katillerin başına gelen satanist psikopat, 27 Mart 1985 yılında bir kadını ve kocasını öldürdükten sonra gözlerini çıkarıp kadının mücevher kutusuna özenli bir şekilde yerleştiren psikopat, bunu yine kurbanın oğlu bulsun diye hemen başucuna bırakmıştı. Cinayetlerini takım elbise ve kravatını giyerek işleyen manyak, idam gününü beklerken doğal nedenlerden öldü. Yine en çok bilinen vahşilerden bir başkası, işlediği cinayetlerin vahşet derecesini bilmeyen yoktu. Tecavüz ettikten sonra öldürdüğü kurbanlarını, asıl ızdırabını ölürken yapan bir psikopat bir adam. Tecavüz edip öldürdüğü kurbanların derilerini yüzen, dişlerini söken, uzuvlarından kolyeler yapıp takan, durum daha bitmedi. İşin aslı kan dolduran tarafı, bu işlerin birçoğunu evini süslemek için yaptığını rahatlıkla dile getirdi.